Aysel'in mutfağından selamlar. Bugün size çayla kakaolu kek yapacağım. Çok güzel bir kek oluyor. Şimdi içindeki malzemeler 2 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı kadar çay, 3 tane yumurta, kabartma tozu, vanilya, kakaomuz 2 çorba kaşığı olacak. Ve 26 santimlik kek kalıbı kullanıyorum. Evet, yumurtalarımızı alıyorum. Bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Ve ikisini çok güzel bir şekilde karıştırıyorum iyice. Eriyene kadar, rengi değişene kadar yumurtanın. Bunu tabii ki mikserle de yapabilirsiniz ama ben elle yapacağım. Evet, gördüğünüz gibi iyice çırptım. Yumurtamın rengi değişti. Sıvı yağımı katıyorum. Çayımı katıyorum. Ve kakaomu katıyorum. Karıştırıyorum. Şimdi unumun üzerine vanilyayı ilave ediyorum. Kabartma tozumu ilave ediyorum. Unla karıştırıyorum. Koyduğum kabartma tozu ve vanilyayı. Ve unumu azar azar ilave ediyorum. Çok karıştırmadan. Çok çırpmayacağız. Şöyle şu şekilde. Hep elinizdekini kaşık olarak düşünün. Tersiyle bu şekilde içindekine ununu dağılana kadar karıştırıyorum. Kekimizin kabarması için unu kattığımız zaman çok fazla karıştırmıyoruz. Kabımıza biraz yağ döküyorum. Yağı her yerine sürüyorum. Kenarlarına, her yerine. Kabımıza biraz da un serpiyorum. Gördüğünüz gibi. Bunu her yerine yediriyorum. Kekimiz kalıp gibi içinden çıkacaktır. Ve kekimi kabımıza alıyorum. 26 santimlik demiştim. Kabım 24 santimlik. Yanlış söyledim arkadaşlar. İyice temizliyorum. Ve eşit her yerine dağılması için şu şekilde sallıyorum. İçinde havacıklar oluşmasın. Şimdi 180 derecelik fırına atıyorum. Evet arkadaşlar, kekimiz pişti. Şimdi kaba alıyorum. Ve kekimizin kenarlarını görüyor musunuz arkadaş? Ne kadar pürüzsüz, güzel bir şekilde olmuş. Şimdi dilimliyorum. Bu arada süt kokusunu sevmeyenler için de çok güzel, ideal bir kek. Çünkü içine süt katmadık. Çay kattık. Bakın arkadaşlar ne kadar yüksek kabardığına, buram buram, kokusu mis gibi. İçinin dumanı halen üzerinde, görüyorsunuz, mis gibi. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Şayet beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ufacık da bir yorum bırakın. Yepyeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.